Şimdi düşünün, bir evde kiracısınız. Aslında düşünmenize de gerek yok. Hepimiz hemen hemen kiracıyız. %80 zam yapıyor ev sahibi. %80. O da yapılmaz ya. Çünkü biliyorsunuz enflasyon oranında yapmak zorunda, ama hani yalan mı ararsınız? Oğlum gelecek, kızım gelecek, eniştem oturacak falan filan. Neyse. Daha sonra başka bir ev tabii arıyorsunuz, buluyorsunuz uygun kirasını ödeyebileceğiniz bir ev. 6 aylıkta peşin ödüyorsunuz. Ancak taşınma hazırlıkları yapıyorsunuz. Bir gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki o kirada oturan var, evde oturan var. Nedir durum? İşte dolandırıldığınızın resmidir. Böyle bir olay yaşanabilir mi? Yaşanır. Şarkıcı Ebru Elver aynı bu dediklerimi birebir yaşadı. Ayrıntılara bakalım. Daha çok uzatmadan bizden bir şey olmaz. Sana yüreğim buldu bundan sonra. Belki yaralısın ama derman bende bilmiyorsun. Şaşırdım yani, başımdan kaynar sular döküldü ya. Dedim ne oluyor, hedef ben miyim? Şarkıcı Ebru Elver modada ev ilanlarından daire kiralamak isteyince dolandırıldı. Başkasına ait evi sahte ilanla şarkıcıyı kiralayanlar peşin aldıkları 6 aylık kirayla ortadan kayboldu. Başka bir şey istemiyor. Bu benim hayatım, bu benim hatalarım. Suadiye'de yaşayan Ebru Elver kirası 12 bin liradan 20 bin liraya yükseltilince daha ekonomik bir eve taşınmak istedi. İnternette araştırma yaparken Kadıköy modadaki bu dairenin ilanını gördü. İşte ilandaki bu evin kirası 4500 liraydı. Ancak içerisinin tadilata ihtiyacı olduğu için karşı tarafla 4000 liraya anlaştı. Hatta Ebru Elver üstüne de 6 aylık kirayı peşin ödedi. Buluştuk, anahtar bekledik. Anahtar geldi, eve bakmaya gittik. Kapıyı açtık. İçeride eski püskü eşyalar vardı. Şurayı yaptıralım, burayı yaptırmayalım falan diye kritiğimizi yaptık. Para alışverişi yapıldı, kontrat imzalandı. Hatta anahtar teslimi bile oldu. Elver 2-3 gün sonra kiraladığı evin son durumunu kontrol etmeye gidince hayatının şokunu yaşadı. 3-4 gün önce kadar eve bakmaya gittim. Kapıyı açtım anahtarla, fakat çengel takılıydı, içeride biri vardı. Dedim böyle böyle ben 15 gün sonra taşınacağım buraya ve bu evi ben tuttum. Hani boş zannediyordum ben dedim. Yok ne münasebet, burası benim evim dedi. Eşya vesaire nerede taşındınız falan gibilerinden. O da şey demiş, odayı tuttum falan gibi bir şey söylemişti. Kendini akıntan olarak tanıtıp kira kontratı imzalayan adam aslında dairenin sahibi değildi. Bir yıl önce dairenin sadece bir odasını 3-4 günlüğüne kiralayan biriydi. O dönemde ele geçirdiği dairenin anahtarlarıyla dolandırıcılığa soyunmuştu. Kapıyı falan tıklattı, açmayan ısrarlı kalan kişi erkek. Ebru Elver'in kiralamak istediği daire bu apartmanın ikinci katında. Şu an burada birileri yaşıyor, ancak defalarca zile basmamıza rağmen kapıyı bize açan yok. 2,5 saat falan gelmedi. Sonra ben aradım, telefonu kapalıydı. O an anladım dolandırıldığımı. Ben de moda sokaklarında ağlamaya başladım tabii. Yani o kadar prof ki galiba. Yedim yani. Sosyal medyada arattırdım. Iğdırlı Akı. Biri çıktı. Tipi %80 aynı. Şehri aynı ve ismi aynı. Ve ben galiba bu dedim. Elver'in aslında aradığı kişi o değildi. Kontratta da ilanda yazan ismi gibi pek çok şey sahteydi. Elver dolandırıcıya telefonla ulaşınca parasını geri ödeyeceğini söyledi. Ancak bu da yalan çıktı. Ben şu an bankamatiğin önündeyim. İşte hesaplarımda sıkıntı var. Normal dedim. Dedi cep bank nasıl yapacağım dedim. Bunu mu bana soruyorsun ya? Şu an sen dedim şaka mısın ya? Sahtekar bana aylık kiralık olarak, yani 6 aylık ben 30 bin liramı vermiş oldum. Ebru Elver telefonu 4 gündür kapalı olan dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi parasını kurtarabilmek için suçlunun bir an önce yakalanmasını bekliyor. Ev arıyorum ve 15 gün sonra bu evden çıkmam gerekiyor. İlk kaydettiğimde Akın Bey moda ev. Şimdi değişti artık. Tabii. Bir sonraki level inşallah başka bir şey olmaz. Daha çok uzatmadan. Evet, bence Ebru Hanım ev bulur. İsmini ilk kez duyuyorum. Ama artık biz bu haberi yayınladıktan sonra ev bulması biraz daha kolay olabilir. Mutlaka vardır bütçesine göre uygun ev.